Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün IEEE Türkiye Genç Profesyonel Topluluğu kapsamında düzenlediğimiz güç ve enerji ve endüstriyel elektronik topluluklarının bir webinarını yapacağız. Konumuz LLC rezonans konvertörler. Bu konuda Şaban Hocam güç elektroniği ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine kendisi uzmandır. Çalışmalarını yakından takip ettiğim bir kişidir. Onun bir webinarı olacak. Hep birlikte inşallah bundan faydalanacağımızı düşünüyorum. Ben Naki Güler, bu hem güç ve enerji topluluğu hem de endüstriyel elektronik topluluğunun IEEE Türkiye Genç Profesyonelleri'de temsilcisiyim. Doktoramı ben de güç elektroniği alanında tamamladım. Şaban Hocam'la benzer konular. Şaban Hocam, siz de kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz acaba, rica etsem? Teşekkürler. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Şaban Özdemir. Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çalışma alanımda genellikle güç elektroniği, şebeke etkileşim öğrenciler gibi konularda çalışıyorum. 10 yıldır yaklaşık Gazi Üniversitesi'ndeyim. 2 yıldır yurt dışı deneyimim oldu. Bir sene Başkent Üniversitesi'nde yine aynı kategoride çalıştım. Şu an LLC rezonans konvertörü, son zamanlarda LLC rezonans konvertörü ile ilgili çalışmaktayım. Umarım faydalı bir durum olur. Umarım. Hocam, sanırım bir de endüstri tarafında deneyiminiz vardı. Bize oralardan da bahsedebilir misiniz? Yani üniversiteden sonra 2,5 sene bir firmada, bir sene başka bir firmada, bir sene yine başka bir firmada, bayağı bir değiştim ama hangi departmanda çalışma fırsatı buldum. Genç arkadaşlara da önerim, eğer acizane. Üniversite bittikten sonra az demeyin, çok demeyin, maaşı falan vesaire kafaya takmadan güzel bir iş yerinde, özellikle Ar-Ge yapan yerlerde çalışmalarını tavsiye ederim. Kendilerine çok şey katacağını ümit ediyorum. Hocam, bir de benim de bir sorum olacak. Yani biraz akademi tarafından olacak bu. Şimdi postdoc'un yaklaşık bir 2 yıl civarında yurt dışında bulundunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. 9 ay postdoc olarak bulundum. TÜBİTAK destekli 22-19 programının kapsamında. Ardından aynı üniversitede Research Associate olarak çalıştım. 2 yıla tamamladım. Yani 22-19 programını zaten biliyorsunuzdur. TÜBİTAK demiş olduğu bir program. Karşılığınızdan bir davetle katılabildiğiniz bir program. Oldukça faydalı bir program. Buradan TÜBİTAK'a da teşekkür etmek isterim. Benim için çok iyi oldu. İyi ki gitmişim dediğim bir programlardan biri. Peki hocam, tavsiye eder misiniz? Yani yurt dışı deneyimi gerekir. Yani beni bir daha götürseler tekrar gidelim, onu söyleyebilirim. Biraz sıkıntı oluyor tabii ki. Yani bilmediğiniz bir mekan, bilmediğiniz bir üniversite, yaşam biraz TÜBİTAK'ın verdiği ücret ülke değilse de çok fazla olmuyor. Biraz sıkıntı olabiliyor ama akademik anlamda faydası oluyor mu deseniz gerçekten faydalı olduğu kanaatindeyim. Anladım hocam. Deneyimlerinizi bize aktardığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam, eğer uygun görürseniz sunumla birlikte başlayabiliriz. Başlayalım. Şimdi LLC rezonans konvertörlerle ilgili genel bir bilgi, ardından yaptığımız bir yayınla ilgili biraz bilgi vermeye çalışacağım. İlk önce şunu benim mouse'um biraz ses ver. Evet. İlk önce neden LLC rezonant konvertör demeden önce neden yumuşak anahtarlama, neden rezonant konularından bahsetmek istiyorum. Belki hepimiz biliyoruzdur, güç elektroniğinde bir anahtar on konumundan off konumuna, off konumundan on konumuna geçerken üzerinde aynı anda akım ve gerilim olmasından dolayı bir miktar güç kaybı olur. Bu güç kaybı anahtarlama frekansıyla doğru orantılıdır çünkü her aç kapıda meydana geliyor. Bu aç kapılardaki güç kaybı anahtarın ısınmasına, bozulmasına, güç kaybına, verimin düşmesine vesaire sebep oluyor. Ya bu genel bir konu, sadece yüzeysel geçeceğim. Bizim yumuşak anahtarlamadan, rezonanstan kastımız
anahtar üzerindeki o akımla gerilimin çakışmasını engellemek. Yani sıfır gerilimde anahtarlamak ya da sıfır gerilimde anahtarlamak ya da her ikisini konvertörün tipine göre böyle bir şey yapmak. Amacımız bu. Genelde gördüğümüz güç elektroniği ekipmanları hep hard switching'de anahtarlar. Yani şimdiye kadar böyleydi. Rezonans konusu yeni mi derseniz hayır değil. Çok eski. Ancak popüler olmasının sebebi son zamanlarda yüksek frekansa erişebilmek biraz daha kolaylaştı. Onunla ilgili bir iki slide'ım olacak. Sağ alt köşede bir grafik var. Burada anahtarlama frekansıyla birlikte kayıpların nasıl değiştiğini gösteren bir grafiğimiz var. Grafiğe bakarsak soft switching'le anahtarladığımızda ya da hard switching'le anahtarladığımızdaki durum rahatlıkla görülebilir. Anahtarlama frekansı arttıkça hard switching yapan konvertördeki kayıplar artmak. Yukarıdaki şemalara bir bakarsak bizim amacımız sol üst köşeye baktığımızda akımla gerilimin çakışma. Şimdi bu slide'ı niye koydum onu da söyleyeyim. Bir öncekinde sanki akımın ya da gerilimin kare dalga olması gerektiği gibi bir şey anlaşılmasın. Akım sinüsoidal da olabilir. Burada amacımız akımla gerilimin çakışmasını engellemek. Yani geçiş zamanlarında anahtarın ondan off, off'tan ona geçerken geçiş zamanlarında anahtar üzerinde aynı anda akım ve gerilimin olmasını engellemek. Sağ köşeye baktığımızda da anahtarın tam akımın sıfır geçişinde anahtarladığımızda yumuşak anahtarlama yapmış oluyoruz. Bunun neden önemli olduğunu, neden şimdi daha çok popüler olduğunu söylemem gerekirse duymuşuzdur silikon karbit ya da galyum nitrit anahtarlar son yıllarda bayağı popüler olmaya başladı. Güç seviyeleri oldukça makul seviyelere ulaştı. Gerilim seviyeleri oldukça makul seviyelere ulaştı. Şu anda 2000 volta kadar silikon karbit cihazları 400 amperde hatta aynı modül içerisinde iki tane koyup 800 ampere kadar aynı modülde 800 amper, 1200 volt, 1700 volt anahtarları görmek mümkün. 2 kilovolta kadar da ticari olarak üretiliyor. Yoğunlukla 1700 volta kadar üretiliyor ama 2 kilovoltluk örneklerini de gördüm ama yaygınlaşmadı henüz. Örnek olarak veriyorlar, satıyorlar. Daha yüksek gerilimlerde var mı derseniz 10 kilovolt, 15 kilovolt, Cree zaten bu işin en önde giden firmalarından bir tanesi. Kendilerinin 10 kilovolt, 15 kilovolt anahtarları var. Ancak engineering example olarak veriyorlar. Onun için bizim ulaşmamız pek mümkün değil. Bizim ulaşacağımız 2 kilovolta kadar anahtarlar. Bunlar geniş bantlı anahtarlar kategorisinde değerlendiriyor. Öyle adlandırılıyorlar. Galyum nitrit anahtarlar daha yüksek frekanslarda. Silikon karbonatlar 50 kHz, 100 kHz o civarlarda yaygın kullanılıyor. Hatta 200 kHz civarlarında. Tabii bu güç seviyelerine de bağlı. Direkten doğrudan söylemek doğru olmaz. Galyum nitrit olanlar daha yüksek frekanslarda anahtarlayabiliyor. Ancak onların problemi 600-650 voltun üstünde şu an üretilemiyorlar. 600 voltun altındaki uygulamalar için çok önemli bir anahtar. Çünkü frekansları çok yüksek. Megahertz sınıfında bile anahtarlayabiliyorlar. Şimdi durum böyle olunca bu anahtarların frekansları yüksek olunca rezonansla birlikte ikisini birleştirip daha verimli, daha kompakt şeyler elde etmek mümkün olabilmekte. Sadece örnek olsun diye bir iki slide koydum. Yanlış bir üç tane slide koydum buraya. Ölçülerin ne kadar frekans yükseldikçe ölçülerin ne kadar küçülebildiğini anlayabilelim diye. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir transformatör. 100 watt ile 500 watt arasında tasarlanmış bir transformatör. Ve 150-300 kHz civarında anahtarlanabiliyor. Boyutlara bakarsanız 33 milim, 26 milim, 11 milim. Yani 1 santim, 2,5 santim, 3,5 santim gibi bir boyutta bu kadar bir güç yoğunluğuna erişilebiliyor artık. Yani bunlar yumuşak anahtarlamalı sistemler için daha çok kullanılıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunu da Texas Instruments'ın web sitesinden aldım. Yanlış bilmiyorsam gallium nitratla, gallium anahtarlarla, hand device'larla yapılmış bir evaluation modül satmıyorlar ama kendileri tasarlamışlar.
11 santime 11 santim yaklaşık 5 santim falan da yüksekliği var. Hatta optimize bile edilmemiş. 1 kilowatt güç yoğunluğu. 1 kilowattlık bir konvertörü bu boyutta yapabilmişler. Neyle? Soft switching rezonansla. 950 kHz anahtarlıyor. Şimdi endüstrideki bütün cihazlar, işte evinizdeki UPS'inizden tutun, çeşitli motor sürücülerine falan tutun, ortalama 10 kHz, 15 kHz civarındadır. Ki bunlar 950 kHz, 1 MHz. Yani sistem gitgide yüksek frekansa doğru evrilmeye başladı. Yüksek frekansın yolu da hızlı anahtarlarla rezonans ya da soft switching. Başka bir örnek vereyim. Bu da askeri ve havacılık sektörüne ürün yapan bir firmanın, Bicor firmasının bir ürünü ki, şimdi bu ürünün boyutlarına baktığınızda 60 wattlık bir ürün, oldukça küçük, 7.8 gram, 1 TL 8.3 gramdır. Oradan bir oran kurun. 1 liradan daha hafif 60 wattlık bir konvertör yapabiliyorlar. Neyle? Zero voltage switching, altta bakarsanız. Bununla. Ki güç yoğunluğuna en alttaki en son rakama bakarsanız 400 watt bölü inç küp. Kendi sitelerinde bir iki daha ürün gördüm. 800 watt bölü inç küp yoğunluğa sahip elemanlar üretebiliyorlar. Neyle? Dediğim gibi ZVS, ZCS ya da rezonansla. Güç seviyeleri yükseldiği zaman topolojilerin daraldığını görüyoruz. Güç seviyeleri yükseldiği zaman bizim kullandığımız topolojilerin başında fast shifted full bridge, şu anda ekranda görünen fast shifted full bridge konvertör ve bir sonraki slide'da gelecek dual active bridge konvertör yaygınlıkla kullanılıyor. Bunlar avantajlı mı deseniz avantajlı konvertör topolojinde ne söyleyebiliriz yüksek güç uygulamaları için? Bunu sadece DC-DC konvertörler için söylemiyorum. Çünkü bu konvertörlerin mantığı DC-DC ama artık sistemler evrilmeye başladı. Şöyle DC enerji nakil hatlarından bahsedilmeye başladı. Veya düşünün ki bir enerji nakil hattı. Enerji nakil hattında düşük frekanslı bir transformatör kullanacaksınız. Düşük frekanslı transformatör dediğinizde alan mahallenizde, okulunuzda, işlerinizin kenarlarında transformatör binalarını görürsünüz koca koca. Sistem öyle bir hale geldi ki artık, yani bu şu anda akademik olarak çalışılıyor. Gerçi ama sonuçta evrilmeye başladı. AC'ye gerilimi alıp bir evrici yardımıyla DC'ye çevirip bu tarz bir konvertörle seviyesini değiştirip tekrar doğrultup tekrar evirip AC dönüştürücü yapıyorlar artık. Diğerinin boyutu işte kocaman ne bileyim bir kamyon kasasının yarısı kadar oluyor. Bu belki onun dörtte biri oluyor. Belki üçte biri oluyor. Yani birkaç konvertörü ardı ardı koymaktan çekinmiyorlar. Niye? Yüksek frekans. Yani frekans yükseldikçe boyutlar oldukça küçülüyor. Bu tarz konvertörlerin avantajları ne dersek? İşte galvanik izolasyon. Galvanik izolasyonundan kastımız elektriksel izolasyon. Yani transformatör. Voltaj eşitleme. Aktif güç gerilim kontrolü. Gerçek zamanlı izleme. Maliyet ve boyutta azalma gibi sayabiliriz. Şimdi sağ tarafta bir kontrolü ile ilgili basit bir şey koydum. Fast shift ile kontrol edildiğinde şimdi S1 ile S4 S3 ile S2'yi bir grup olarak düşünürseniz iki anahtarları da %50-%50 anahtarlayıp ancak aralarındaki faz farkını değiştirdiğinizde zaman duty cycle kontrole benzer. Bir kontrol ediyorsunuz. Yani kısmi kare dalga elde ederek sekonder tarafı kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar zaten ilk slide'da gösterdiğim tek yönlü, bu slide'da gösterdiğim tek yönlü ama bu slide'da gösterdiğim çift yönlü olabilir. Yani dual active bridge bu. Çift yönlü olarak çalıştırılabiliyor. ZVS yapıyor mu? Yani zero voltage yumuşak anahtarlama yapıyor bunlar. Ancak bunların bazı durumlarda ZVS kabiliyetlerini yitirme gibi bir dezavantajları var. Ekstradan ilave aparatlar gerekiyor vesaire gibi. Çok kötülemek istemiyorum. Ben kötü olmazsa olmaz LLC demek istemiyorum ama onun yeri farklı, bunun yeri farklı. Ama bunların sirkülasyon akımı gibi bir problemleri var. Sirkülasyon akımı dediğimizde
aktif olarak faydalanamadığımız ama anahtarlardan ve sistemden geçen, sistemi gereksizce verimli düşüren akımlardan bahsediyorum. Bunu sirkülasyon akımları biraz fazla ve bazı durumlarda zivyesi kaybediyorlar. Burada güç çevresi, karmaşıklık ve seçim anlamında bir şey koydum. Küçük güçlü konvertörler, flyback. Flyback dediğimiz aslında evdeki televizyonunuzun, işte uydunuzun içerisindeki DC-DC konvertör. Genellikle çok gerilim çıkışlı oluyor, çok DC çıkışlı oluyor, 3-5 tane. Hatta bilgisayarların power supply'ı, RTX3, RTX5, RTX12 gibi çıkışlar olan. Genellikle 100-200 wattlar seviyesinde üretilen konvertör topolojilerinden. Yukarı doğru çıktığınız zaman push pull half bridge resonans LLC, full bridge LLC, fast shifted full bridge ya da fast shifted full bridge LLC olabilir mi gibi bir soruyla başlıyorum. Rezonant konvertör dediğimiz zaman rezonant konvertör topolojilerinin içerisinde ana kategori olarak bir sürü topoloji görebilirsiniz. Ama ana kategori olarak 3 tane topoloji karşınıza çıkar. Seri, paralel, seri paralel. Seri rezonant konvertörlere baktığımızda yani isminden de anlaşılacağı üzere rezonans tankında bulunan elementler seri olarak bağlanmıştır. Yani seri bir LR-CR elemanının bağlanmasıyla elde edilir. En önemli avantajlarından birisi DC gerilimi bloke edebilme özelliği. Ama zayıf tarafı boşta düşük yüklerde kontrolleri zor. Kısa devre bağışıklığını şöyle söyleyeceğim. Transformatör kullanmadığı zaman sıkıntı ama transformatör kullanan topolojilerde çok sorun olmuyor. Paralel rezonant konvertörlerde zaten baktığımız zaman devre yapısından anlıyorsunuz. Bunlarda da kondansatör sisteme paralel olarak bağlanıyor. Kısa devre bağışıklıkları daha iyi. Ancak bunların problemi düşük yüklerde sanki tam yüklüymüş ya da ne diyelim düşük yüklü de yüksek yüklü de çok akım çekiyorlar. Sirkülasyon akımları anlayacağınız daha fazla. Bir de seri paralel yapısı var. Burada ikisinin kombinasyonu şeklinde düşünülebilir. Seri bir rezonans tankını paralel bir kapasite bağlanmış bir yapı olarak karşımıza giriyor. Bunlar da popüler LCC diye de geçiyor. Bazı uygulamalarda mantıklı olabiliyor. Bizim burada anlatacağımız yapı LLC rezonant konvertörler. Bir çeşit seri, ilk tarafı seri yapıya sahip olsa da bütün literatürde hep aynı şeyi söyler. Bir çeşit seri rezonans konvertör yapısıdır. Aslında transformatörün endüktansı devreye girdiği zaman da bir paralellik giriyor ama paralellikten bahseden bir literatür görmedim ama orada bir paralel bir LM'nin, LM aslında ekstra bir eleman değildir. Bir transformatör koyduğumuzda magnetizasyon endüktansı orada bir elemanmış gibi davranır. O bug veya da boost özelliği katıyor sisteme. Yani giriş gerilimini isterseniz yükseltebiliyor, isterseniz düşürebiliyorsunuz bu özelliği kadar. Bu konvertörlerin avantajlarından bir tanesi normalde rezonans tankı yapmak için bir tane CR, bir tane LR koymanız lazım. Ama transformatör koyduğunuz zaman transformatörün kaçak endüktansından faydalanıp LR'yi ihmal edebiliyorsunuz. Zaten transformatörün kaçak endüktansı LR olarak ve seri endüktans olarak devreye etki eder. Dolayısıyla transformatörü ona göre tasarlarsanız ekstradan bir şey koymuyorsunuz. Yani devrede bir tane evirici var, bir tane kondansatör var, bir tane transformatör var. Sekonder tarafında tabii doğrultucu vesaire var. Şimdi LR-CR burada ne yapıyor derseniz normalde giriş tarafındaki evirici düşünürseniz bir kare dalga üretici gibi düşünebiliriz. Bunlar temel bileşen yani sizin rezonans frekansınızın haricindeki harmonikleri süzüyor. Yani siz bir kare dalga üretiyorsunuz ancak sinüsoidal akım çekiyorsunuz çünkü temel bileşenin haricindeki harmonikler süzülmüş oluyor. Bu LLC, bunu çıkardım zannediyorum ama LCC ile LLC'nin rezonans frekanslarıyla ilgili bir bilgi çıkarmamışım. Şöyle bir o zaman hızlıca söyleyeyim. Temel mantık şudur. Elinizde bakarsanız FR1'ler aynı, FR2'ler iki tane rezonans frekansı olur bunlarda. Seri bir endüktans, yukarıdaki sağdaki için konuşuyorum. LR ile LM'yi topladığınızdaki etki LR'ymiş gibi davranıyor.
İkincisinde de CR ile CP paralel olduğu zaman biliyorsunuz iki özür dilerim seri olduğu zaman iki seri kapasitörü toplamak için çarpımlarının toplamlarına bölersiniz. Öyle bir rezonans frekansı çıkıyor. Bizim LLC'ler için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şu anda iki topoloji koydum. Bir topoloji daha konulabilir. Ortadaki küçük topoloji half bridge yapısı. Büyük resim full bridge yapısı. Sekonder taraftaki diyotları düşündüğünüzde onlar MOSFET olarak tasarlanabilir. Bu sefer Sekron Sacrification diye duymuşuzdur. Sekron doğrultmaçlı yapılarda LLC tarzında çalıştırılabilir. Yani sekonder taraftaki, ikinci taraftaki diyotları aktif anahtar yaparsanız bu da LLC'nin verimine etki eden bir faktör olur. Daha iyi olur mu? Evet olur ama kontrolü biraz karmaşıklaşır. Şimdi ilk önce bir LLC'nin şeyine bakalım. Eşdeğer devre modeline bakalım. Inverter orada bir karadağlı üreticinden başka bir şey değildir. Ardından LRCR var. Tamam. Bir transformatörün değerini nasıl alırız? İşte bir magnetizasyon induktansı şeklinde ifade ederiz. Eğer RC'yi devre dışı bırakırsak. Bir de sekonder taraftaki direnci primere aktarırız. Sekonder tarafı primere aktarırken tabii bir karesel ifade gelir. Burada bir doğrultma devresinin çıkışındaki yapıyı primere aktardığımız için ve transformatörün dönüştürme oranını da işin içine koyduğumuz için 8 n kare bölü 1 kare çarpı r alt dediğimiz an bu formülasyonun çıkışına bakılabilir. RAC yani r alt direncini primere aktardığımızda alttaki eşdeğer devre ortaya çıkar. Şimdi alttaki eşdeğer devreye baktığımda iki tane seri yapı, iki tane paralel yapı var. Ancak oradaki RAC'nin 3 farklı durumu olabilir. RAC kısa devre olabilir. RAC açık devre olabilir. RAC kısa devre ile açık devre arasında yani herhangi bir direnç değerine sahip olabilir. Buna göre eşdeğer devre farklı şekiller alır. Bu da rezonans frekansını, temel rezonans frekansını bir tanesi ikinci rezonans frekansını belirler. Şimdi denilebilir ki ya sekonder taraftaki yükü niye kaldırıyoruz? O böyle konvertör olur mu? Gibi böyle akla bir şey gelir. Aslında durum öyle değildir. Her anahtarlama frekansında belli bölgeler için konuşuyorum. Daha detaya çok girmedik. Transformatörün primerden sekondere enerji aktarmadığı zamanlar olur. Transformatörün primerden sekondere enerji aktarmaması demek RAC direncinin olmaması demektir. Yani fiziki olarak o direnci oradan sökmüyoruz. Sadece ve sadece transformatörün enerji aktarmadığı durumları tanımlamak için yapıyoruz. Yani gerçekte bir anahtarı 100 kHz'de anahtarlıyorsunuz diyelim. 10 mikrosaniyelik periyotta atıyorum 5 mikrosaniye pozitif 5 mikrosaniye negatif diyelim. 5 mikrosaniyenin 4 mikrosaniyesinde enerji aktarıyorsan 1 mikrosaniyesinde enerji aktarmıyorsan o 1 mikrosaniyede enerji aktarmadığın durum buradaki RAC direncinin sonsuz olduğu duruma karşılık gelir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa hani böyle bir durum olmaz demeyelim diye. Eğer RAC direnci sıfırsa paralel LM devreden kalkar. LM magnetizasyon induktansı. Dolayısıyla giriş yani inverter tarafındaki impedans LR ve CR impedanslarının toplamı olur. Eğer sıfırla sonsuz arasındaysa LR, CR seridir. Hangisine? RAC, LAM paralel çiftine oradan bir impedans çıkar. Eğer sonsuzsa yani enerji aktarmıyorsa impedans LR, CR, LM'nin seri halidir ki LR ile LM'yi toplarsınız. İşte ikinci rezonans frekansını tarif eden şey alttaki LR ile LM'nin toplamıdır. LR ile LM'nin toplamı seri devre olduğu için doğrudan toplayacağınızdan normalde bunun temel rezonans frekansı 1 bölü 2 pi LR, CR iken köklü LR, CR iken ikinci rezonans frekansı 1 bölü 2 pi LR artı LM CR olur. LM, LR, CR olur. İsimleri biraz karıştı ama burada yazılı bir sonraki slide'da. Oradan bakabiliriz. Şimdi kazanca gelelim. Bu konvertörlerin kazancını tarif ederken şöyle bir ifade kullanacağız. Kazanç dediğimiz nedir? Girişteki büyüklüğü, çıkışı hangi katsayıyla aktarıyorsun? Kazanç bu.
çıkışa aktardığımız, yani işte 0.5'le mi, 1.5'la mı vesaire, neyle aktarıyoruz? V0 bölü Vin olarak tarif edebilir miyiz? Evet, şimdi ikisini kenara koyduk. Formülizasyona baktığımız zaman fx kare, m-1 vesaire, biraz karışık bir formülü var ama şöyle bir formülü gözden geçiriyoruz. Ben bir rezonans konvertör tasarlamış isem LR'sini zaten seçmişimdir. LM'sini zaten seçmişimdir. CR'sini zaten seçmişimdir. Ne kaldı? M'ler kayboldu. FR1 zaten LR ile CR'yi seçtiğin zaman FR1 zaten seçilmiştir. FR de kayboldu. Yani FX'in içerisinde FR kayboldu. Sağ alt köşede Q var. Karakteristik empedansın RAC bölümüyle elde edilen Q, quality factor diye bir ifademiz vardır. Quality factor'ün içerisine baktığımda karakteristik empedans bölü RAC, yani direnç, o zaman şöyle kaba saba bu formüle baktığım zaman burada iki tane şey kazancı değiştiriyor. Bir tanesi FS, anahtarlama frekansı, diğeri RAC, yani yük. Demek ki bu konvertörlerin kazancı yükle ve anahtarlama frekansıyla değişir. Yükü kontrol edebilir miyiz? Hayır. Yük, yani alıcı tarafından belirlenir. Kimi zaman az olur, kimi zaman çok olur. Geriye ne kaldı? FS, yani anahtarlama frekansı. Zor bir iş değildir. Anahtarlama frekansını artırıp ya da azaltıp biz bu konvertörün girişindeki birebir konvertör tasarladığımızı düşünelim. Girişini azaltacak mıyız? Yani buck boost konvertörü gibi artıracak mıyız? Karar verebiliriz. Yani genel itibariyle baktığınız zaman bu kadar karmaşıklığın içerisinde kontrol değişkenin sayısı iki tane. Birisini zaten biz değiştiremiyoruz RAC'yi. Geriye kalıyor switching frequency. Onu da kontrol ederek biz kazancımızı değiştirebiliyoruz. Burada girişle çıkış arasındaki gerilim formülizasyonu da verilebilir. Bir FFT'sini alırsanız, birinci temel bileşenini çekerseniz 4V in bölü pi çarpı sin omega t deyip siz burada çıkış gerilimi tahmin edebilirsiniz ya da bulabilirsiniz. Burada sol alt köşedeki ifadeye dikkat. Bizim rezonans konvertörümüz esas olarak tasarlanması gereken rezonans frekansından kastettiğimiz FR1'dir. Ancak az önce belirttiğim gibi bazı durumlarda ikinci rezonans frekansı devreye girer. Daha doğrusu ikinci rezonans frekansı bizim bu konvertörler için çalışabileceğimiz minimum anahtarlama frekansına karşılık gelir. Yani FR MOSFET kullanıyorsak. Bu FR2'nin altındaki bölgelerde anahtarlamamız gerekir. Çünkü orası artık kapasitif bölgeye geçer. Bu olayın daha iyi anlaşılabilmesi için bir LLC rezonant konvertörün kazanç eğrisinin nasıl olduğuna bir bakalım. FR1'i biliyoruz. FR1'de kazanç daima 1'dir. Transformatörün dönüştürme oranı hariç tabii ki. Transformatör 2'ye 1 ise kazanç 2'ye 1'dir. 1'e 2 ise kazanç 1'e 2'dir. Transformatörün dönüştürme hariç kazancımız FR1 ile bildiriyoruz. Tamam. İkinci rezonans frekansımız FR2 bizim minimum switching anahtarlama frekansımızı belirliyor. FR1 ve FR2 arasında bir bölge var. Karışık bir bölge, onu sonra söyleyeyim. Bizim temel olarak mavi bölgede kalmamız lazım. Yani ZVS'i kaybetmemiz için indiktif bölgede kalmamız gerekir. Ancak indiktif bölgede kalabilmek için de bizim anahtarlama frekansımızın uygun seviyede olması lazım. Şöyle izah edelim, bu tasarımla da ilişkilidir. Bir kere FR1'in üstündeysen problem yok. Yani çünkü tamamen mavi bölge. Ben FR1'in üstünde durup dururken de gitmiyorum, onu da söyleyeyim. Niye gidiyorum? Kazancı düşürmek için. Yani konvertörün kazancını 0.5'e, 0.4'e, 0.3'e, 0.2'ye, 0.1'e neyse düşürmek için FR1'in üstüne çıkıyorum. FR1 ile FR2 arasında niye gidiyorum? Kazancı yükseltmek için gidiyorum. Şimdi şurası yanlış anlaşılmasın. Kırmızı bölgeye geçmemek lazım derken kazanca ihtiyacın olduğu zaman oraya geçmeye çalışmayacaksın. Konvertörü tasarlarken öyle bir tasarlayacaksın ki zaten bu kırmızı bölgeye geçmemiş olacaksın. Onu söylemeye çalışıyorum. Yukarıda quality faktörünün değişimine göre bir yön verdim. Şimdi quality faktör yükle değişiyordu. Buradan anlayacağımız şu. En alttaki çizgilerden bahsediyorum. En alttaki kırmızı çizgiden
en üstteki pembe çizgiye kadar söylüyorum. Eğer RAC değerimiz yani yükümüz çoksa, RAC değerimiz küçükse, biz kırmızı kazanç eğrisinin üzerinde bir yerdeyiz. Eğer RH hala sabit kalıyorsa, eğer RAC yükselmeye yani yük düşmeye başlıyorsa pembeye doğru gidiyoruz demektir. Ve biz şunu bilmemiz gerekir. Belli bir anahtarlama frekansı ve belli bir yük değeri için belli bir kazanç noktasında zaten doğal olarak bulunuyoruz. Tamam? O doğal olarak bulunduğumuz kazanç noktası bizim için fazla ise bir o noktayı değiştirmemiz gerekir. Basit bir şey koydum burada. Tabii bu out değişir, değişebilir bizim ama aynı zamanda V-in de değişebilir. Ya da çıkışımızdaki çıkış gelimini de bazen sabit tutmak istemeyebiliriz. Yani onlar da tabii ki durum etki kazancı değil de istenilen kazancı değiştirecek. Şurada az önce şu grafiğin nasıl elde edildiğini görelim. Az önce vermiş olduğum formülasyon, yani en üstteki kazanç denklemine bakalım. Kazanç denkleminde yaptığım şey şu. Şu anda çıkış direnci 6 olmuş. 6 ohm'dan başlayıp çıkış direncini değiştiriyorum. Kazanç eğrim nasıl değişecek ona bakıyorum. Dikkat edin, yük azaldıkça kazanç eğrisi yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Yani yük azaldıkça ne demek? Direnç yükseldikçe. Direnç yükselirse ne olur? Akım azalır. Akım azalırsa ne olur? 3 azalır. Sizin eğer mouse'um görünüyor mu acaba? Mouse gözünüyor mu? Görünüyor, tamam. Şimdi mesela 0.8 kazanç elde etmek istiyorsun. Diyelim ki bu konvertör, tabii en alttaki gibi tasarlanmaz, o da ayrı mesele de sadece ben açıklamak için buraya getirdim. Şuradasınız diyelim, şöyle bir durdurayım. 0.8 kazanç için şurada olman lazım. 0.8 nereye karıştırır? Şurada olman lazım. Ya da işte direnç değişti, 0.8 kazanç için frekansı artırman lazım. Ya da hala 0.8 kazanç istiyorsan buraya gelmen lazım. Eğer yük değişiyorsa, onu söylemeye çalışıyorum. Yük değişiyorsa ya da kazanç değerini düşürmek istiyorsan orada sürekli olarak frekans modülasyonu yapman gerekiyor. Frekans modülasyonu zor bir iş bilir değildir. Zaten bakarsanız ne kadar FR2'nin altından bahsetmiyorum. FR2'nin üstünde olduğun sürece frekansı ne kadar artırırsan kazancın o derece düştüğü için lineer olmasa da en azından yönünü biliyorsun. Ne tarafa doğru gideceğini biliyorsun. Yani diyeceksin ki benim kazancım yüksek, frekansı yükseltmem lazım gibi bir mantık ortaya çıkıyor. Tabii bunları belli bir LR-LM çifti için yaptım. Ama bunlar LR-CR ve LM çifti üçlüsü için bu eğrilerin yeri değişir. Onunla ilgili de bir grafik koydum. Az önce söylediğimin grafik halini söyleyeyim. Kazancı azaltmak istiyorsan, azaltmak istiyorsan anahtarlama frekansını artırman gerekir. Biz buna frekans modülasyonu diyoruz. Ancak bakarsanız frekans modülasyonu da bir yere kadar, belli yükler için bir yere kadar. Yani hiçbir zaman sıfıra ulaşmadığını görürsünüz. Onun için ayrıca bir şeyler söylememiz gerekecek. Şimdi bu grafikleri ayrı ayrı çizdim. Şurada toptan bir şekilde vermek istedim. Birinci, ikinci, üçüncüsü aynısı. Birisi gerçek frekans üzerinden, ikisi normalize edilmiş hali üzerinden. Üçüncü ise logaritma üzerinden. Biz birincisinden baksak yeter. Bizim aslında sonsuz kazanç eğrimiz var. Sıfır sonsuz direnç aralığında. Sonsuz kazanç eğrimiz var. Yani anahtarlama frekansımızı bu sonsuz kazanç eğrisinin bir sürü kazanç eğrisinin hangi yükteysek o noktasına göre uygun seviyeye getirmemiz lazım. Şöyle bir şey anlaşılmasın. Böyle grafiklerin hepsini hafızada tutacağız. Ona göre gerek yok. Zaten dediğim gibi yön belli. Ama şunu bilelim ki bu bölgelerin her bir yerinde olabiliriz. Şimdi akım dalga formuna girelim. Biz inverter tarafında, yani primer tarafta bir kare dalga üreticimiz vardı. Kare dalga üreticimizi eğer rezonans frekansında çalıştırırsak, şu anda benim rezonans frekansını dediğim yer FR1'dir. Çünkü çift rezonans frekansı var. FR1'de çalıştırdığımız zaman sinüsoidala yakın bir rezonans akımı çekiyoruz. En verimli yer burası tabii ki mutlaka. Çünkü ZVS, CCS hepsi var burada.
Eğer rezonans frekansımızın daha aşağısında bir rezonans frekansında çalışıyorsak artık bir akım dalgamızın üzerinde bir flat bölge oluşuyor. Bu hafif aslında doğrudur da. Neyse çok önemli değil. Bu düz bölge oluşmakta. Eğer rezonans frekansının üstünde süper rezonans diye ifade ediliyor. Süper rezonans bölgesindeysek bizim akım dalga formumuz daha değişiyor, kırılmaya başlıyor. Bunu anlamak çok kolay. Düşünün ki 100 kilohertz anahtarlıyorsunuz. Sizin 10 mikrosaniyelik bir periyodunuz var. Gerçek rezonans frekansınız bu. Eğer 80 kilohertz anahtarlıyorsanız, yani burası 100 kilohertz iken 80 kilohertz anahtarlıyorsanız aslında rezonans bitmeden özür dilerim, rezonans biterken ekstra siz zaman koyduğunuz için bir flat bölge oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Tam olarak değil de. Yalnız akımlar, bir sonraki slide'da onu söyleyeyim. Diğeri için konuşalım. Rezonans frekansı 100 kHz iken 120 kHz'de anahtarladığınızı düşünün. 10 mikrosaniye tamamlanmadan bir sinyal daha veriyorsunuz ki kırıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yani anlaması basit. Şimdi bu tam olarak böyle değil. Animasyon ancak bu kadar yapabildim. Şimdi şuraya bakalım. Eğer Fs, Fr1'e eşitse. Şunu bir durdurayım ilk önce. Fs, Fr1'e eşitse zaten rezonansta çalışıyoruz. Tamam. Şurada bu magnetizasyon induktansının çekmiş olduğu bir akım, bu üçgen dalgadır zaten. Çünkü bir bobindir. Yani yüksek frekansla anahtar diyorsun. O magnetizasyon akımını tutuyorum. Hariç tutuyorum. Bizim rezonans akımımız sinüsoidal. Eğer Fr1'in altında anahtarlıyorsak anahtarlama oranımızca o flat bölge artacak. Aşağıya doğru gittikçe. Tabii burada akım artar. Onu da söyleyeyim. Ben o kısmı beceremedim. Çünkü kazanç yükseliyor. Direnç sabitse, kazanç yükselirse o akımın artması gerekir. O kadarını beceremedim dediğim gibi. Bir diğerine gelelim şimdi. Anahtarlama frekansıyla rezonans frekansı eşit, az önceki gibi aynı durum. Bu sefer Fr1'in üstündeysek, Fr1'in üstünde olmamıza göre burada akım küçülmesi lazım. Dediğim gibi bu sefer kazanç düşüyor. Ama en azından neler oluyor anlamak adına akım da birlikte düşmeli aslında. Bu hem kırılma başlamalı hem de akım küçülmeli. Böyle bir olay karşımıza çıkıyor. Toplu bir halde görelim. Şimdi, eğer rezonans frekansının altındaysak, yani birinci rezonans frekansı ile ikinci rezonans frekansı arasındaysak, temel rezonans frekansının altındaysak, bakarsanız akım negatifken T1, T2 anahtarladığımız için ZVS yapıyoruz. ZVS. Bakın şunu unutmayalım. Rezonans konvertörlerin bütün anahtarları ZVS, CCS yapmıyor. Anahtar turn on zamanında primer taraftaki aktif anahtarlar on zamanında ZVS yapıyor. Sekonder tarafta da diyotlar ZCS yapıyor. Çünkü akım sıfırken geçiş yapıyor. Bu bize avantaj sağlar mı? Şu yeri gelmişken söyleyeyim ya. Yarı kadar mı fayda ediyor? Turn on'da yok mu bunlar? Yok. Turn off'da yok mu? Yok. Ancak diyot MOSFET'lerin en büyük kayıpları turn on'da olur. Turn off'da biraz daha az. Bu yüzden turn on zamanında ZVS yapmak bize çok şey kazandırıyor. Bakarsanız burada ZVS var, burada ZCS var. Sekonder taraftaki doğrultucu diyotlarda. Eğer rezonans frekansına eşitsek sorun yok zaten. ZVS, ZCS var ama rezonans frekansında hep durmak mümkün değil. Çünkü bir regülasyondan bahsediyorsunuz. Konverter sürekli bir regülasyon frekans modülasyonu yapar. Ama konvertörü tasarlarken o noktaya göre, onun noktaya etrafında tasarlarsanız en iyi durumla karşılaşırız diyebiliriz. FC'yi FR1'den daha büyük yaptığımızda primer taraftaki anahtardaki ZVS'i hala koruyoruz ama sekonder taraftaki ZCS'i zero current switching'i kaybediyoruz. Yani diyotlar artık sıfır akımda yön değiştirmiyor. Burada bir miktar kayıp oluşuyor ancak ne zaman süper rezonansa gireriz? Yük düşük olduğu zaman. Zaten akım düşük. Çakışsa da hani çok fazla bir güç kaybımız olmuyor. Şimdi şöyle bir kaba saba toparlarsak, rezonans frekansının, temel rezonans frekansının üstünde bat bölgede çalışıyoruz. Fr1 ile Fr2 arasındaysak boost bölgede çalışıyoruz.
Şimdi gelelim şeye. Burası önemli. LML'lerinin sistem üzerinde etkisini hiç söylemedim. Hani dedim ya, böyle bir kazanç eğrisi oluşur ama inanın çok fazla kazanç eğrisini, daha doğrusu bütün bölgeleri kapsayacak, bütün bölgeleri ne diyelim, çok geniş bir aralıkta kazanç eğrisini oluşturacak bir bölge tasarlamak mümkün. Sizin magnetizasyon induktansınızla kaçak induktansınız ya da işte rezonans induktansınız arasındaki ilişki, bu tepelerin hangi bölgede sivrileceğini, yani ikinci rezonans frekansınızı belirler. Siz 100 kHz'lik bir konvertör tasarladınız. İkinci rezonans frekansı 80'e kadar mı düşsün? 70'e kadar mı düşsün? 50'ye kadar mı düşsün? Kazancınız çok hızlı bir şekilde mi değişsin? Onu belirleyen şey yukarıda formülünü vermiş olduğum M ile alakalı bir şeydi. LM artı LR bölü LR. Buradan LR'yi ayırırsanız 1 artı LM bölü LR kalır. Yani LM'nin LR'ye oranının bir fazlası M değerini verir ki, şunu bir durduralım. Bakarsanız M 3 olursa, 5 olursa, 7 olursa, 9 olursa, 50 olursa, 100 olursa ne olur? Şu olur. Eğer M 3 ise çok kısa bir yerde, çok dar bir bantta bir regülasyon ve frekans modülasyonu ile kazancı çok hızlı değiştirebilirsiniz. Çok büyük oranda değiştirebilirsiniz. M büyüdükçe kazancı çok yavaş değiştirebilirsiniz. Peki hangisi iyi? İyi diye bir şey yok. İyi olsaydı zaten herkes tek bir yolu tercih ederdi. Şöyle, M eğer M eşittir 3 ise LM'den, daha doğrusu magnetizasyon induktansından geçen akım, LM küçük olacağından dolayı magnetizasyon induktansından geçen akım çok yüksek olacak, kayıplara neden olacak. Ben kayıplar değil de verim benim için önemli diyorsan, M'in büyük değerlerine doğru kayman lazım. M 5 olsun, 9 olsun. Ne olur? Bu sefer magnetizasyon induktansın büyüyor. Magnetizasyon induktansın büyüyse ne olur? 1. Maksimum kazancın küçülür. 2. Magnetizasyon induktansının büyük olması, akımın düşük olmasını, yani devre yolundaki aslında empedansın yüksek olması anlamına gelir. Ancak bizim yarı iletken anahtarlarımızda, yani MOSFET'lerimizde vesaire, bizim göremediğimiz kapasitif bir etki vardır. COCC diye adlandırılan bir kapasitif etki vardır. Eğer o kapasite deşarj olmadan anahtarlama yaparsan zivyesi yine kaybedersin. Sen zannedersin ki ya ben rezonans frekansının üstündeyim ama zivyesi yapamıyorum. Sen anahtarın üstündeki kapasiteyi deşarj etmedin ki. Yani o kapasitenin deşarj olması için LM'nin küçük, yani akımın daha hızlı geçebilmesi lazım ama bu sefer kayıp oluyor. Eğer bu sefer LM'yi çok büyük seçtim, akım azaldı ama bu sefer o kondansatörün deşarj olması için ölü zaman gerektirir. Yani çapraz iki koldaki anahtarları anahtarlarken ölü zamanı büyük bırakman gerekir. Bu da başkası şeylere sebep olur. Şimdi konvertörü nasıl tasarlayacağız? Diyeceğiz ki bana bir maksimum gain lazım. Bana bir minimum gain lazım. Bana minimum frekans lazım. Yani FR1. FR2 özür dilerim. Bir de maksimum, yani anahtarımın müsaade ettiği bir frekans lazım. Şimdi sağ tarafı sanki sonsuz gibi düşünmeyelim. Sonuçta bir o devrede sen bir şey kullanacaksın. Yarı iletken anahtarı kullanacaksın. Yarı iletken anahtar atıyorum. 100 kHz kapasitesi. Sen 200 kHz'de düşük gain elde edebilirsin ama senin anahtarın 100 kHz üstüne çıkmaz ki, ya da verimli olmaz ki, ya da başka problemler var. Yani senin tasarımının üst limitini belirliyorsun. Bunları belirledikten sonra yüklerini de belirledikten sonra yükünü. Çünkü yük değerine göre burada hangi yük, şimdi buradaki her bir eğri belli bir yük değerine göre çizilmiştir. Senin minimum ve maksimum yükünü sağlayan grafiği bulmak zorundasın. Aksi takdirde doğru bir iş yapmış olmazsın. Şimdi burada bir şöyle bir şey daha koydum. Bizim rezonans frekansımızı, özür dilerim, anahtarlama frekansımızı değiştirdikçe kazanç kazanç değerleri de değişiyor. Biz bu sefer bu kazançların acaba maksimum yerleri neresi diye baktığımızda yeşil bir eğri çıkar. Yani kazancın birden büyük olduğu noktalar için konuşuyorum.
kazanç eğrilerinin, daha doğrusu bütün bu noktalara da karşılık gelir. Kazanç eğrilerinin maksimumlarını çizdiğiniz zaman böyle bir şey çıkar. Aslında biz şimdiye kadar hep dedik ki bunun sağında kalın ki ZVS yapabilirsiniz dedik ama gerçekte kazanç eğrisiyle, yani kazançların maksimum olduğu nokta ile ZVS arasında ufak bir fark vardır. Aslında bizim formülizasyonu kaynaklardan bakılabilir. Bizim aslında kırmızı bölgenin üstündeki frekanslarda çalışmamız lazım. Yani eğer kırmızı bölgenin sol tarafında kalıyorsanız indüktif rejyonu şeyi bölgeyi kaybetmiş demektir. Artık ZVS'i kaybettiniz demektir. Kapasitif bölgeye geçtiniz demektir ki kapasitif bölge MOSFET'leri için hiç önerilmez. MOSFET'ler orada bozulma ihtimalleri çok yüksektir MOSFET'lerin. Bu indüktif miyiz, kapasitif miyiz? Aslında temel olarak bunun anlamı şu. Aslında bizim empedansımızın açısı ne? Empedans açısını çizdirdiğimizde, bunun kaynağını yukarıda koydum, oradan bakılabilir. Empedans açısını çizdirdiğimizde böyle bir eğri çıkar. Aslında biz empedans açısının pozitif olduğu bölgelerde kalmaya çalışıyoruz. Şimdi yukarıya bir bakarsanız az önce söylediğim grafiğe benzer. Ben FR1'i 25 kHz seçmişim. FR2'yi benim CR, LR ve LM çiftine göre seçtiğimde 10 kHz seçmişim. M'i 6.25 seçmişim. Ve bakın buna göre şurada dikkat ederseniz FC limit diye bir ifade var. Bu frekansın altında anahtarlamamak gerekiyor. Yani kırmızı bölgenin frekansını söylüyor. Ve bu durumda da alabileceğiniz maksimum ne diyelim kazancı söylüyor. Şimdi buna dikkat ederek tasarım yapmanız lazım demeye çalıştığım şey o. Bunları yaparken de nasıl yapacağız? Ya işte siz giriş gelirinizi belirleyeceksiniz. Nominal değeri 800. Maksimumu 1 kilovolt. İşte minimumu 450. 450 olduğu zaman işte ne kadar birebir yaptığınızı düşünün. İşte 450-750'ye özür dilerim. 450 volt, 800 volta çıkarmak için çıkışın da aynı olduğunu düşünürsek o konu göre 1.78 verim ihtiyacım var. İşte diyelim ki 1 kilovolt giriş olduğunda işte 0.8 kazanca ihtiyacım var. O zaman senin eğer yük karakteristiğin bu siyahtaki gibi ise tamam, bu siyahtakine göre bir şeye bu tarzda bir şeyi tasarlayabilirsin. Öteki türlü olmaz. Atıyorum senin kazanç yerini kırmızıdaki gibi ise, senin yüküne göre, LRCM'ne göre kırmızıdaki gibi ise o konvertörü tasarlayamazsın. Çünkü hiçbir zaman bu kazancı biri geçmiyor. Hadi diyelim ki çiyan rengi. Bakıyorum benim hiçbir zaman bu benim o yükümde 1.78 kazanca gelemiyor. Yani onu seçemem. Bunun şeyi maksimum kazanç noktasını belli bir QMFX noktasına göre nasıl belirleriz? Hani maksimum güçlü yönündeki gibi işte türev nerede sıfır olur? Değişimin sıfır olduğu yerde. Değişimin sıfır olduğu yerde ise tepedir. Oradan bulunabilir. Diyelim ki konvertörümüz kısa devrede çalışıyor. Buldurayım. Kısa devre kazanç eğrisi böyledir. Aslında hani kısa devre bağışıklığının da bir ipucu. Kısa devre bağışıklığı, diyelim konvertörü kısa devre yaptınız. Anahtarlama frekansını yükseltin. Probleminiz yok olmaya başlar. Niye? Empedans değişiyor. Devredeki LR, CR yüksek empedans özelliği göstermeye başlıyor. Ancak şöyle bir problem var. Tabii burada bir gain elde etmek falan da bahsedilmiyor. Zaten bu bir arıza durumudur da. Açık devre bizim için problemdir. Şimdi açık devrenin kazanç eğrisine bir bakın. Sonsuza gidiyor. Şimdi açık devrede bizim açık devrenin grafiği en üstten tamamlanıyor. Benim burada şuradaki gibi kaç ay denk geliyor? 0.9 ya da 0.95'in altına düşmem mümkün değil. Ya da açık devre olmasın, hafif bir yük olsun. İşte o da 0.93'e denk gelir. Buralara gelmem mümkün olamaz. Bu yüzden onun için fast shift modülasyonu, frekans modülasyonunu da birleştirmek gerekir. Şimdi şöyle bir toparlayalım. LNC rezonant konvertörlerin avantajlarını, dezavantajlarını vesaire. Ondan sonra bir uygulama üstünden umarım vaktimiz vardır. Tabii hocam. Yani siz yeter derseniz devam edebilirsiniz. 50 dakika dedim ama 50 dakika bir 15-20 dakika daha sürer.
Sıkıntı yok. Şimdi avantajlarından bahsedelim. Şimdi ZVS var, ZCS var. Bölge bölge ikisi birlikte olsa da bazı bölgelerde ZVS, bazı bölgelerde ZVS ile ZCS birlikte var. Bu ayısıyla verimliyim. İşin içinde transformatör var, galvanik izolasyon yani elektriksel izolasyon var ki özellikle PV vesaire gibi daha doğrusu bütün uygulamalar için galvanik izolasyon çok önemli bir husustur. Diyotlar üzerinde düşük stres var. Yine diyotlar için iyi bir durum. Çıkış katında yani DC-DC konvertör yapıyorsunuz. En sonda yük tarafındaki filtre için konuşuyorum. Sadece bir C filtre koysanız yetiyor. Geniş bir yük aralığında dar aralıklama frekansı emin küçük olduğu bölgeler için istediğiniz gibi o bölgelerde tasarlayabiliyorsunuz. Tabii şeye dikkat edin, sirkülasyon akımına dikkat etmek şartıyla. Rezonans tankı için bir şey gerekiyor. Ne onun adı? İndüktans gerekiyor. Normalde harici bir indüktans buraya koymanız lazım ama transformatörün kaçak indüktansıyla bu işi ayarlayabiliyorsunuz. Kaçak indüktansı ayarlamak kolay. Düşürmek zor. Düşürmek zor. Bu coupling ile ilişkilidir. Transformatörün bir primeri olur, bir sekonderi olur. Primeri, sekonderi ne kadar iyi sıkı sardın, coupling o kadar iyidir. Kaçak o kadar azdır. Coupling'i loose coupling diyorlar böyle nasıl diyeyim. Gevşek yaptığınız zaman kaçak endüktansınız artmaya başlar ki zaten siz burada endüktansa ihtiyacınız var. Dolayısıyla transformatörün işte ne bileyim sararken araya boşluk koyduğunuz zaman sargılar arasına kat koyduğunuz zaman kaçak endüktansı çok rahat artırılabilirsiniz. Dolayısıyla ayarlayabilirsiniz. Harici bir bobin koymaktan kurtulursunuz. Bir diğeri DC bileşen sekonder tarafa gitmiyor. Yani düşünün ki anahtarın biri bozuldu. Ne olur? Pozitif kare dalga hep anahtarlar diyelim. Ne olacak? Yok öyle bir şey. O seri bir kapasitör var. Onu bloke eder. Yani yük tarafınızda problem oluşturmaz. Transformatör de zaten geçirmez de. Transformatör de ısınma problemi olabilir de onu engeller. Bak ya da boost modda çalışabiliyor. Bak boost konvertör gibi. Regülasyonunuzu tabii kontrol algoritmasına bağlı. Çok hızlı yapılabiliyor. Alta not düştüm az önce söylediğim mevzuyu. ZVS ile ZCS bölgesi ve rezonans frekansı, birinci rezonans frekansı ve ZVS-ZCS bölgesi yani FR1 ile FR2 arasında çalışma verimi iyileştirir. Yani kısmi bir sinüsoidal dalga formunda biraz bozulma olsa da verim açısından çünkü sekonder taraftaki diyotlarda ZCS hala korunur ve bu yüzden orada verimler daha iyi olabilir. Şimdi gelelim sorunlara. Anahtar kapasitörün sistemine etki az önce söyledim ya. LM'yi öyle kafanıza göre çok çok büyük yapamazsınız. Bu ilk üç madde, anahtar kapasitansının altındaki madde birbiriyle ilişkilidir. Temel olarak şunu söylüyor. Senin eğer ölü zamanın, yani dört tane anahtarın var, çapraz iki çalıştırıyorsun. Ölü zamanın senin magnetizasyon indüktansının üzerinden geçen akımla ilişkilidir. Ki o devredeki aslında COSS'nin yani anahtarlar üzerinde bizim göremediğimiz o kapasite bir etkideki o kapasitenin deşarj olmasına katkıda bulunur ya da engeller. Bununla birlikte düşürmen lazım. Verim iyileşsin diye LM'yi çok büyük yaparsan o anahtarları üzerindeki kapasiteye deşarj olamadan bir sonraki anahtarlama sinyali gelirse ZVS yapamazsın. Bu yüzden TD ile yani ölü zaman ile LM birlikte düşünülmelidir. Bir diğeri bazı durumlarda ZVS ile ZCS elde edebilir ancak tüm durumlar için elde edemiyoruz. Mesela süper rezonans frekansında yani süper rezonans dediğim FR1'in üstündeki bölgelerde ZCS'i kaybediyoruz. Yani tasarım yaparken rezonans frekansını eksenlerseniz ve biraz altını eksenlerseniz benim açısından size kazanç sağlıyorum. Yüksüz durum bizim hiç istemediğimiz durum, frekans modülasyonu ile çözemeyeceğimiz bir durumdur. Teorik olarak sıfır kazanç sonsuz kilohertz'te işte ya da megahertz neyse sonsuz frekansta elde ediliyor. Bu yüzden o bizim problemlerimizden bir tanesi. Yumuşak anahtarlama birçok konvertör için bir problemdir. Yani başlangıçta enerji yani ne diyelim soft startla bir başlamamız gerekir. İşte bazı durumlarda yumuşak anahtarlama gerekir. Son madde biraz önemli. Şimdi FR1 neydi? Kök 1 bölü 2 pi kök LR CR. Ben LR'yi büyük yaparım, CR'yi küçük yaparım bir değer çıkar.
Bunu büyük yaparım, bunu küçük yaparım, bir değer çıkar ama ben sonsuz tane çift elde edebilirim. Hepsi aynı frekansı tutturur, değil mi? Sonuçta ikisi çarpıp birini büyütür, birini küçültürsen hep aynı sonucu elde edersin. Hangisini büyütmek lazım, hangisini küçültmek lazım? O da kafaya göre olmayacaktır tabii. Neye göre? CR değerinin, yani kapasitenin büyük olması bu gerilim stresi açısından kapasiteye iyi geliyor. Ancak bu sefer LM değerinin kötü etkiliyor. Bu yüzden eğer tasarımlarda şöyle öneriliyor. Kapasitansın stresini kapasiteyi etkilemeyecek kadar büyük seçip de LM ile koordine etmek daha mantıklıdır gibi söyleniyor. Ama tabii bu tasarımdan tasarıma değişir. Şimdi gelelim yapılmış bir uygulamaya. Dediğim gibi bizim benim çalışma alanım genellikle şebeke etkileşimi evriciydi. Bir şebeke etkileşimi evrici rezonans konvertörleriyle birleştirmeyi bir şekilde başardık diyelim. Altta şey var, geçen sene bir konferansta sunmuştuk bu makaleyi. Normalde bir şebeke etkileşimi evrici ile PV gibi bir kaynağı düşünelim. PV'yi alırsınız, DC-DC konvertörden geçirirsiniz, MPPT yaptırırsınız. Daha sonra bir DC seviye elde edersiniz. DC'yi AC'ye çevirirsiniz. Daha sonra düşünün ki bu orta gerilime bağlayacaksınız. Orta gerilimde hiç şey olmaz. Ne diyelim? PV'leri çok yüksek gerilimde üretemezsiniz. Orta gerilime bağlayacaksınız. Bir tane düşük low frequency transformer, LFT diye yazdım. Düşük frekanslı bir transformatör bağlamadım. Sistem bu şekilde olur. Yani genel olarak. Nadiren tek aşamalı, yani doğrudan DC-AC yani DC-DC konverter katını iptal eden, ki doktora tezimde onu çalışmıştım, konverter olmaz olsa, konverterler olsa da sıkıntılı bir iştir. Yani doğrudan DC-AC evrici MPPT yaptırmak çok zor iştir. Onun için DC-DC artı DC-AC artı düşük frekans konverter yapısı genellikle standarttır. Onun yerine şöyle yapsak olur mu diye yaptık. PV burada, DC AC, High Frequency Transformer, AC DC. Aslında şu üç tane şey rezonans konvertörün tankiyemiz. Rezonans konvertörün çıkışına da bir tane unfolder inverter dediğimiz bir şey bağladık düşük frekansta. Acaba nasıl olur? Şimdi yapıyı biraz daha detaylandıralım. Üç fazlı, biz faz A için konuşayım ben. Burada rezonans konvertörümüz var, rezonans devremiz var, doğrultucu diyotlarımız var. Seri bağlı, niye seri bağlı diye derseniz orta gerilime bağlanıyor. Orta gerilime bağlanmak için anahtar bulamadığınız zaman ne yaparsınız? Seriye bağlarsınız ki gerilimi yükselsin. Ki şu anda şunlar yüksek frekans anahtarı ama şunlar düşük frekans anahtarı çok rahat bulabilirsiniz. Yüksek gerilimde de yani tek de bağlayabilirsiniz orada. Şimdi yapı şu. Şuradaki dalga formlarına bakalım. Rezonans konvertörü yüksek frekansta anahtarları, yüksek frekansta rezonans akımının geçirilmesini sağlayıp daha sonra bunu 60 Hz'lik bir dalgaya dönüştürüp adım adım bunları anlatacağım. Şimdi kafaya yerleşmemiş olabilir ama daha sonra bunu düşük frekansta çalışan bir evriciye versek ne olur? Normal şartlar altında şu evricinin yüksek frekansta anahtarlaması gerekir ki katı anahtar, yani hard switching anahtarlaması gerekir ki verimleri üşecektir katı anahtarlamaya. Ama şu andaki tasarımda bu sadece ve sadece şebeke frekansında. Bunu 60 Hz olarak şey yaptım. Türkiye şartlarında 50 Hz diye düşünebilirsiniz. Makalemiz 60 Hz üzerindeydi. Düşünün ki burası 50 Hz. 50 Hz'de çalışacak bunlar. Anahtarlama kaybı olur mu? 50 kHz ya da 20 kHz'in yanında hiç sayılır. Yani düşünün ki buradaki konvertördeki güç kaybı neredeyse yok gibi, iletim kayıpları dışında. Adım adım anlatıyorum. Burada rezonans konvertörümüzün üzerinde bu bir aslında kare dalga üreticidir. Bizim sistemimiz 25 kHz'de 60 kHz arasında bir şey vardı, bandı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu rezonans konvertörümüz 25 kHz'de 50 kHz arasında anahtarladık. Ancak anahtarlarken yüksek frekansta anahtarladığımızda ne olacak? Kazanç düşük. Düşük frekansta anahtarladığımızda ne olacak? Kazanç yüksek. Peki ne olacak? Şimdi dalga formuna bakarsanız şurası 60 kHz'de, şuralar 25 kHz'de. Bu
buralar tekrar 60 kilerse, buralar tekrar 25 kilerse, dışarıdan baktığımız zaman bu aslında 25 kilerden 60 kilerse kadar değişen bir sinyalin 50 Hz'lik bir versiyonu gibi. Tamam. Peki rezonans akımı ne olacak? Yüksek frekanslı anahtarladığımızda kazanç düşük. Düşük frekanslı anahtarladığımızda kazanç yüksek. Tekrar yüksek frekanslı anahtarladık, kazanç düşük. Düşünün ki şurası 10 milisaniye sürüyor. Burası da 10 milisaniye sürüyor. Dolayısıyla yani kafamızda bir şeyler şekilleniyor herhalde. Rezonans akımını, rezonans kazancını sıfırdan maksimuma, maksimumdan sıfıra 50 Hz'de indirip çıkart. Aslında 100 Hz'de. 100 Hz'de indirip çıkartıyoruz. Daha sonra şimdi bu dalgaya baktığında bu rezonans akımı, tamam. Rezonans akımı yükseliyor, düşüyor. Peki diyotlarla bunu doğrultsam ne olur? Ne olacak? Şu eksi kısımları pozitif kısma geçecek. Baktım, tamam. Burada bir değişken genlikli doğrultulmuş bir yüksek frekanslı bir sinyal var. Daha sonra burada bir kapasiten var. Kapasiteyle bunu süslesem ne olur? Biraz daha doğrultulu. Zaten burası doğrudan şebekeye bağlı olduğu için şebeke sinyalinin gerilimi zaten burada var. Şebeke etkileşim devrecinin doğasında şebeke neyse senin buradaki gerilimin de olması lazım eğer anahtarlara uygun PL'lerini yani senkronsan orada öyle bir sinyal olmalı zaten. Şebeke gerilimi var. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Akım enjekte etmeye çalışıyoruz. Bu akımı da bakın bu doğrultulmuş akımı da şuradaki 50 Hz'lik evriciyi şu iki anahtar ve şu iki anahtar aslında tek anahtar da çizilebilir de yüksek gerilim olduğu için iki anahtarı çizdim tekrar ediyorum. Şu iki anahtarı 10 milisaniye bu iki çifti 10 milisaniye şu iki çifti anahtarladığın zaman bir şebeke sinüsoidal bir dalga formunda bir akım emri enjekte etmiş olursun. Burada ne kazandık? Rezonans anahtarlama yaptık. Yüksek verimli bir konvertör kullandık. Normalde yüksek frekansta anahtarlanan bir evriciyi çok düşük frekansta kullandık. Herhangi bir şey ne diyelim güç kaybımız olmadı. MPPD vesaire bu işlemleri yine rezonans konvertörünün içerisinde akımın genliğini büyütüp küçültüp yapabilirsiniz. Oradan bir tasarrufumuz oldu. Böyle bir yapıyla çalışmaya çalıştık. Ancak sinüsoidal bitti zannettiniz herhalde. Biraz daha az bir şey kaldı. Frekans modülü bunu çözmüyor. Niye çözmüyor? Sinüsün düşük olduğu yerde kazancın çok düşük olması da gerekir. Yani şuralarda kazancın çok düşük olması gerekir. Frekans modülasyonuyla biz kazancı belli bir yere kadar indirebiliyorduk ama daha fazla indiremiyorduk. Bu yüzden bize bir şey daha lazım. Sıfır kazanç elde edilmesi, yani sinüsün sıfıra inmesi lazım. Onun için bizim ZVS boundary'imizi koruyacak şekilde bir fast shift modulation yapmamız lazım ki fast shift modulation ilk dual aktif bridge örneğinde gerilim regülasyonunda gösterdiğim olaydır. İki türlü yapılabilir. %50-%50 iki anahtar çapraz anahtarlanabilir, fazları kaydırılabilir. Ya da bu iki anahtar %50 anahtarlarken bu anahtarların da duty cycle'ı azaltılabilir. Böyle yaptığımda yani fast shift hiç olmadan ki durum yani eski rezonant konvertörün gaini. Fast shift'e başladık. Ne kadar? İşte 90 derece, %25 gibi, %75 gibi. Bu sefer zaten kazanç istediğimiz gibi ne yapılıyor? Yani frekans modülasyonu içerisine fast shift modülasyonunu eklediğinizde artık kazancı formülünde bakarsanız şurada çıkış gerilimi eskiden neydi? 4 V in P çarpı sinüs omega T idi. Ekstra bir çarpan geliyor. P eksi fi bölü 2 çarpanı geliyor. Dolayısıyla bu çarpandan dolayı da kazancı bu açıyı istediğimiz gibi sıfıra kadar indirebileceğimiz için bizim artık sıfır kazanç problemimizde ortadan kalkmış oluyor. Ancak bizim ZVS boundary'miz ne oluyor? ZVS sınırımız ne oluyor? Eğer %50-%50 anahtarları anahtarlıyorsak problem yok. Tetayla yani açıyla ilişkili, impedans açısıyla. Ancak %50-%50 anahtarlamayı bırakıyorsak fast shift'te ya da düz cycle'a başlamış isek eğer bizim ZVS boundary'mizi belirleyen şey fi eksi, dedim teta eksi fi bölü 2'nin sıfırdan büyük olduğu yer.
Dolayısıyla bu şu demek oluyor. Biz bazı noktalarda zirvesi kaybediyoruz. Yani nerede? Sinüsün sıfıra yakın noktalarında. Şuralarda kaybediyoruz. Ne olur? Biraz güç kaybı oluyor ama dediğim gibi buralardaki akım şuradaki akımla kıyasladığınızda çok küçük olduğundan sisteme etkisi kısıtlı oluyor. Ama şunu unutmayalım. ZVS kayboldu. Diplerde yani sinüsün dip noktalarında başlarken ve biterken sinüs pozitif bölgede ya da negatif bölgede başlarken ve biterken ZVS kaybediyoruz ama dediğim gibi orada şey yok. Durumu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek şey yaptım. Bunu bizim başka bir makalemiz vardı. Orada da benzer bir durum yaptık. Bu fast shift modülasyon değil de duty cycle kıyma benzer bir etki yapar. Fast shift değil demeyelim diye söylüyorum. Bakarsanız kıymaya başladığımız zaman bakın ZVS region akım eksideyken anahtarlıyoruz ZVS sorun yok. Akım sıfırken buraya kadar sıfır yok, sorun yok. Bundan sonra akım varken anahtarladık ne demek? ZVS'i kaybettik demek. Ama dediğim gibi burada akım miktarı şunları aslında küçülterek çizebilirdik. Bu yükle de ilişkili bir şeydir. Çünkü bizim yükümüzün durumuna göre ZVS'in yeri değişecektir. Burada bir grafikte verilmeye çalıştığı yükün belli durumlarına da şu sıfırın altında yani ZVS'i kaybettiğimiz bölgeler için bir şey çıkartılmış. Kontrol algoritması ile ilgili bir BI kontrol üstünde bir cycle hesaplama EWM generatörü var. Minimum frekansımızda veriyoruz. Çünkü minimum frekansın altında çalışamıyoruz. State machine'de bir katsayı belirliyor. Bu da uygulama devremiz ve uygulama sonuçları. Son slide'ım herhalde. Şurada sürücü kartımız var. Hemen altında sürücü kartının altında şey var. Rezonans kapasitörü var. Şu bizim rezonans şey transformatörümüz. Transformatörün şuralara bakarsanız çubuklar konulmuştur. Coupling'i kaybetmek için. Niye? Kaçak indüktansı artırmak için dedim ya. Bunların içerisine ekstra bir bobin koymaya gerek yoktur diye. Bu şekilde bir transformatör tasarladık. Kontrol kartımız da burada. Uygulama bakarsanız anahtarlama frekansından bir şey belli olmuyor. Şu bizim rezonans akımımız hepsi yani 25 kHz'de 60 kHz'de değişen rezonans akımımız onun diyot ve C filtreden sonraki durumu ve şebeke geriliminin sinyali burada gözlüyor. Step change vesaire görülüyor. Yani oldukça iyi denilecek bir sonuç elde ettik denilebilir. Benim sunum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Biraz hızlı konuşurum galiba. Umarım sorun olmamıştır. Hocam ağzınıza sağlık. Bizi kırmayıp geldiğiniz ve böyle güzel bir konuyu anlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Yani çok güncel bir konu. Çok detaylarıyla anlattınız. Kendimi bir doktora savunmasında gibi hissettim hocam. Çok detaylarıyla anlattınız. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok da iyi hazırlanmışsınız, emek vermişsiniz. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Umarım başka bir sırada görüşürüz tekrar. İnşallah hocam. Herkese iyi akşamlar. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Katılımcılar için.